Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Toplumun temel taşıdır ve çocuklarımızın geleceğini şekillendiren bir süreçtir. Ancak eğitimde zorbalık bu sürecin sağlıklı işlemesini tehdit eden bir sorundur. Bugün bu konuya odaklanarak toplumumuzun ve geleceğimizin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak amacıyla bir aradayız. Eğitimde zorbalık konusu, genel olarak zorbalık konusu, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin de katılması, onlara da fayda sağlayacak bir konuydu. Eğitimde zorbalık, her şeyin ötesinde inşallah hepiniz birer anne baba olacaksınız, birer ebeveyn olacaksınız ve çocuk yetiştireceksiniz. Eğitim ailede başlar, okulda devam eder ve toplumda da bu sürer. Biliyorsunuz dinamik bir süreç. Eğitim insanın hayatı boyunca devam eden bir olgu. Bu nedenle bugün belirlediğimiz zorbalık konusu genel olarak sadece eğitimin konusu da olmaktan öte bizlere eğitimciler olarak çok büyük görevler düşüyor. Bizler topluma katkı sunmak adına, devlete, millete katkı sunmak adına bu eğitimleri aldığımız dönemlerde, üniversite hayatımızda bu bilinci de geliştirmemiz gerekir. Çok değerli eğitimcilerimiz bize okullarda nasıl bununla ilgili bir görev ifa edebiliriz, nasıl kendimizi geliştiririz, konunun önemi nedir, sonuçları nelerdir, detaylı bir şekilde onlar zaten sunumlarını yapacaklar. Bizlere faydalı olmaya, katkı sunmaya çalışacaklar. Onlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başta misafirlerimiz olmak üzere, eğitimcilerimiz olmak üzere hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Zorbalık dediğimizde zaten hepimiz gündem vesilesiyle zaten çok sık duyduğumuz bir kavram aslında. Güç kullanarak, korkutarak, tehdit veya zorlama ile başkaları üzerinde baskı ve üstünlük kurmak anlamına geliyor. Bu davranışlar sıklıkla tekrarlanıp alışkanlık haline geldiğinde biz bunları zorbalık olarak adlandırıyoruz. Ve bazı kavramlar var, işte zorba, mağdur, izleyici gibi. Zorba dediğimiz zorbalık davranışını yapan kişiyi tanımlıyor. Ve zorbalık yaptığı kişilere ise bizler mağdur diyoruz. Siber zorbalıkta gizlenmesi veya kaçması zordur. Emin olun arkadaşlar, siber zorbalığın etkisi normal zorbalıktan daha fazla yan etkisi, bir psikolojik etkisi mi nasıl derseniz. Çünkü normalde siber zorbalık 7 gün 24 saat devam edebilen bir zorbalık türü. Siber zorbalıkta karşıdakine empati yapamıyor ve nasıl bir acı çektiğini, nasıl bir zorluk yaşadığını görmediği için zorbalamak da kendini durduramıyor. Akran zorbalığı diye başladık. Siber zorbalıkla devam ettik. Aslında burada en önemli soru şu. Zorbalığa uğramayan insan var mı? Herhangi bir yerde, herhangi bir ortamda, ister siz arabaya binin, ister dolmuşa binin, ister trafiğe çıkın, isterseniz yemekhaneden yemek alın, isterseniz markette sıra bekleyin. Hiç fark etmiyor. Zorbalığa uğramayan bir insanın olma ihtimali şu anki bu dünyamızda söz konusu değil. Aslında işte bu noktayı konuşmamız gerekiyor. En baş edilmesi gereken yöntemlerden bir tanesi şu. İlk önce şu soruyla devam etmemiz gerekiyor. En son kendin için ne yapmak? Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com